Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde koşul ifadeleriyle ilgili örnek sorular çözeceğiz. Koşul ifadelerimiz hangisiydi? If, else, if and, if else and ve if else, if else if, else if and komutlarıydı arkadaşlar. Şimdi bunları zaten bir önceki dersimde anlatmıştım. Sorular çözeceğiz bu dersimizde dediğim gibi. Birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuzda klavyeden girilen sayının negatif, pozitif ya da sıfır olduğunu ekrana yazdıran program MATLAB kullanarak yazınız denilmiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Programın adımları. Birinci adım klavyeden klavyeden sayı gir, sayı gir. Sonra bunun pozitif, negatif ve sıfır olduğunu karşılaştır. Ee, ekrana yazdıran programı yaz demişim. Şimdi ne yapacağız? Önce klavyeden sayımızı girelim. Bakın hemen matlabda oluşan sayı dedik. Burada input komutu önemli. Ee, bir sayı giriniz. Sayı giriniz. Evet. dedik. sayıyı girdik arkadaşlar. Şimdi if diyorum. Sayı değerim Büyükse sıfırdan ekrana ne yazdıracağım? F ya da display diyelim. E, f printle yazdıralım arkadaşlar. F print f f girilen sayı 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 pozitiftir. Nokta. Bir alt satıra geçmek için ne diyorum? N diyorum. E şimdi başka ne diyeceğim? Burada if and mi kullanırım yoksa if else if mi kullanırım arkadaşlar? Sizce ne kullanırım? E, tabii ki if else if else komutunu kullanırım. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir tane daha koşulum var. Yani toplam üç tane koşulum var benim. Dolayısıyla üç tane döngü oluşturmam lazım. Else if dedik. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Sayı sıfırdan küçükse Kopyala yapıştır. Girilen sayı ne diyeceğiz burada? Negatiftir. Tiftir. Nokta. Son koşulumu giriyorum. Burada else if de diyebilirim. Sayı eşittir sıfır ise girilen sayı sıfır değerine değerine eşittir. nokta. Burada else if de kullanabilirim. Direkt şunu da kullanabilirim arkadaşlar. Direkt else de diyebilirim. Tamam mı? Şunu keserim. Bu şekilde bir yapıda kullanabilirim. Fark etmez. İkisi de olur. Sonuna ne getireceğim? end değerini getireceğim. Bakın benim 3 tane koşulum var. Birinci koşulum, ikinci koşulum, üçüncü koşulum. Bakın ben hangi koşulumu kullandım arkadaşlar? Şurada gördüğünüz üçüncü koşul ifadelerimi kullanmış oldum. E o zaman programı çalıştıralım hemen. Başta clear'ı ekleyelim buraya. Clear Evet Hemen run diyoruz. Bir sayı giriniz 5 dedik. Girilen sayı bakın 5 dersen birinci koşulumu çalıştırdım. Ne yazacak? Girilen sayı pozitiftir. Bir daha sayı girelim. Eksi 5 diyelim. Bakın enter dedim. Girilen sayı negatiftir. Nereye çalıştırdı? Bakın şu satırı çalıştırdı. 6. Yani satırdaki koşulu çalıştırdı. Bir ifade daha girelim. Bu sefer sıfır girelim. Enter'a basalım. Girilen sayı 0 değerine eşittir arkadaşlar. Ne yaptı bu sefer? Üçüncü satır çalıştırdı. Ya da şuraya ne diyebiliriz? As if sayı eşittir 0 ise ne yapacak arkadaşlar? Üçüncü satıra şuraya bir tane daha eşittir getireceğiz. Bakın sıfırı girersek girilen sayı eşittir denildi. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize geçebiliriz. Değerli arkadaşlar şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzu hemen okuyalım. İkinci sorumuzda A vektörü bakın A vektörü şu kalemle yazayım. A vektörü 2 çarpı 3 boyutunda birlerden oluşan vektör. B vektörü ise 3 çarpı 4 boyut, Lük random sayılardan oluşan vektördür. Bu iki vektörün boyutlarını kaçırıp sonucunu ekrana yazdıran programı yazdırmış. A vektörüm benim bakın birlerden aslında burada once'ları random zero'ları hatırlamanızı istedim. Ne diyeceğiz arkadaşlar buraya? Ones boyutu kaç olacak? Bakın şöyle yazalım. Boyutu da 2 çarpı 3 olacak. B vektörümde random sayılardan oluşan yine 3 çarpı 4 boyutlarında bir vektör olacak. Burada ne olacak? Yani A'daki bütün değerler 1 olacak. B'deki bütün değerler de 0 ile 1 arasında olacak. Bu iki vektörün boyutlarını karşılaştırıp sonucu ekrana yazılan programı yazınız. Şimdi hemen programımızı açalım. Şimdi önce ekranı şurayı bir silelim arkadaşlar. Şunu bir çalıştıralım. Evet. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? A sayımız bizim A vektörümüz bizim vanslardan oluşan bir vektör. 2 çarpı 3 boyutlarında. Yani 2 satır 3 sütunluk. B vektörüm ise benim random sayılardan oluşan 3 çarpı 4 boyutunda olan vektörüm olacak. Bakın zaten boyutlarının farklı olduğunu görüyorsunuz burada. Ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Ekrana yazacağım. Hatta şöyle yapalım mı? A vektörünü bir ekranda bir görelim arkadaşlar. E A vektörü nasıl oluyormuş? Hemen çalıştıralım. A şurayı noktalı virgülü kaldırayım. Bakın. Bakın birlerden oluşan 2 çarpı 3'lük bir vektör. B vektörümse ne dedik? Random sayılardan oluşan 3 çarpı 4 boyutlarında random bir vektör değeri. Bakın bunu da çalıştırıyorum. 0, 1 değerleri arasında 3 satır 4 sütundan oluşan bir vektör. Şimdi ben burada boyutlarını karşılaştıracağım. Boyutlar eşitse ekrana bunların boyutları eşittir. Değilse değildir. Yani o zaman kaç tane koşul var arkadaşlar? Bakın o zaman benim aslında 2 tane koşulum var. Birinci koşulum gerçekleşirse işlemi yapacak. Gerçekleşmezse buraya ne yazacak arkadaşlar? Boyutları eşit değildir yazacak. O zaman nasıl bir karşılaştırma yapmam gerekiyor? E şimdi şöyle yapabilir miyim? If a eşittir b ise işte f print f bu iki vektörün iki vektörün boyutları eşittir nokta eğer zaten değilse else ne diyecek arkadaşlar? Vektörün boyutları birbirinden farklıdır. Böyle mi yazacağız acaba? Bir düşünün. Vektörün burada matrisler var. Boyutları birbirinden farklıdır. Bakın matris var. Sizce böyle olur mu? Böyle olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Böyle olmayacaktır. Tabi bunu bir gösterilmesi olacağını öncelikle. Buraya da bir tane şunu silelim. End değeri koyacağız. Ama böyle olacak mı işte? Bakın burada vektör var iki tane. Bakın çalıştırınca zaten çalışmayacak. Gördünüz mü? To assign. Zaten bu eşittir diyelim hatta. Olacak mı? Çalıştıralım. Bakın ne diyor? Matrix dimension must agree. Arkadaşlar bunlar matris olduğu için ben böyle bir koşul kullanamam. Nasıl bir koşul kullanırım şimdi ona bakalım. Burada ben şöyle bir şey diyeceğim. if Tamam mı? Karşılaştırma yaparken böyle iki sayıyı karşılaştırırken size a yani A vektörünün boyutu demek bu. and size ve arkadaşlar eğer birbirine eşitse iki vektörün boyutlar eşittir değilse ne diyecek birbirinden farklı bakın şuraya dikkat edin arkadaşlar şuraya bakın if is equal karşılaştıralım vektörün boyutları birbirinden farklıdır demiş neden çünkü biri 2'ye 3'lük biri de 3'e 4'lük bunu da 2'ye 3'lük yapalım arkadaşlar Bakın ne yaptı? İki vektörün boyutları birbirine eşittir. Sonucunu bize vermiş oldu. Bir daha şurada ne dedik arkadaşlar? Şu önemli. Vansar benim e, vektörümün birleri oluyor. Bütün vektörüm e, satır sütunları bir. Random da sıfırla bir arasında olacaktır. Değerli arkadaşlar son bir kod daha, örnek daha yapıp dersimi sonlandıracağım. Sorumuzda Sorumuzu okuyalım. Bilgisayar tarafından rastgele oluşturulan sayının tek ya da çift olduğunu ekrana yazdıran programı yazınız. Şimdi benim bilgisayarım rastgele bir sayı oluştursun. Bu sayımız A olsun. Şunu şöyle oluşturur arkadaşlar. Randi. Bu sayımız ne olsun mesela? 100 ile 1 arasında olan bir sayı olsun arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Sayımıza diyeceğiz ki sayının sıfırla bölümünden kalan çiftse sayımız ne olacak arkadaşlar? Çift sayı değilse tek sayı diye ekrana yazdıracağız. Pardon, sayının 2 ile bölümünden kalan sıfırsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Şöyle diyelim. A sayısının 2 ile bölümünden kalan sıfırsa sayı sayı. Çift A sayısının 2 ile bölümünden e zaten e, else değilse yani ikile birbirinden kalan sıfır değilse sıfırdan farklıdır arkadaşlar. Diğer durumda ne olacak? Sayı tektir. Yani burada şöyle bir komut kullanacağız. Friendly komutunu kullanacağız. Şimdi bir a sayısı tanımlayalım arkadaşlar. a eşittir. Bakın klavyeden girmiyorum. Random bir sayı oluşturu oluşturuyorum arkadaşlar. 1 arasında. Buna dikkat ediniz lütfen. Yüzle bir 1 arasında bir sayım oluştur. Bakalım sayı bakın burada örnek 19 gibi bir sayı oluşturdu Şunu hemen silelim. Örnek olarak gösterdim. Şunu silelim. Evet. Yüzde bir arasında bir sayı oluşturdu. O zaman şöyle diyelim mi? F print F yani sayıya bir ekrana yazdırsın. Bilgisayarın oluşturduğu sayı hatta PC'nin oluşturduğu sayı eşittir diyelim. Tam sayıdır zaten bu. Ve oluşturduktan sonra bir alt satıra insin. Eşittir zaten buraya yazacak. Ne diyeceğiz arkadaşlar? If diyeceğiz. Sayı A'nın ne diyeceğiz? 2 ile bölümünden kalan. Burada bir tane daha komut var. Remain komutu. Direkt rem yazıyoruz arkadaşlar. A'nın virgül 2 ile bölümünden kalan 0 ise ne yazacağız arkadaşlar? A sayısı a sayısı ne diyeceğiz arkadaşlar? Tabi şurada bir virgül koyacağız. Şuraya a'yı getirmemiz için. a sayısı çifttir. Çifttir. Diğer takdirde zaten a'nın 2 ile bölümden kalan sıfır değilse zaten ne diyeceğiz? Direkt else komutunu yapıştıracağız arkadaşlar. Ne diyeceğiz buraya? A sayısı tektir. Tektir. Bakın burada bilgisayarın random bir sayı oluşturmasını e, görmüş olduk aynı zamanda. Koşulun yanında bir de bölü yani remain komutunu görmüş olduk. Yani bir değerin bir değerden bölümü kalan e, bir sayıysa ise buradaki remain komutunu kullanıyoruz arkadaşlar. Tabi sonuna ne getirmemiz lazım? Şunu silelim. Şunlara noktalı virgül getirmeyi unutmayalım. Bir de entle koşulumu ne yaptım arkadaşlar? Sonlandırdım. Bakın gördünüz mü? Hemen programımızı çalıştıralım kıymetli arkadaşlar. Run diyorum. Bir kere PC'nin oluşturduğu sayı otomatik 37 diyor. Şunu şöyle yapalım. Daha sonra buna göre Hatta buraya bir pause koyalım arkadaşlar. Bir, bir saniye beklesin. Şuraya bin diyelim. Bir daha çalıştıralım. PC'nin oluşturduğu sayı 63 diyor arkadaşlar. Bir saniye. Pardon arkadaşlar çok bekledi. Pause. Ee... Şuraya arkadaşlar şey diyeceğim. Pause. Çok yüksek değer yazdım. Değil mi? Program hata verdi. Bir saniye gecikme verelim arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakın sayıyı oluşturdu. Hatta şuraya bir alt satıra geçsin. En diyelim. Şurada da yine bir alt satıra geçsin. Bir daha çalıştıralım. Şimdi bakın sayı oluşturdu. Bir saniye sonra A sayısı çift dedi. 64 oluşturdu. Bir daha oluşturalım. Şimdi yine çift diyecek. Yine çift diyecek. Şimdi tek diyecek arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Eğer A sayısının 2 ile bölümünden kalan 0 şu satırı çalıştıracak. Else yani A'nın 2 ile bölümünden kalan 0 değilse arkadaşlar ne yapacak? Bu satırı çalıştıracak. Evet arkadaşlar. Eee if else ile ilgili son örneğimizi de yaptık. Burada dediğim gibi random komutunu öğrendik. Rem komutunu öğrendik arkadaşlar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.